Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a, konuşunca Batı'yı asıyor, kesiyor sonra ayaklarına gidiyor borç istiyor Şık Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında Batı'yı sert bir şekilde eleştirdiğini hatırlatarak, konuşunca Batı'yı asıyor, kesiyor sonra ayaklarına gidiyor borç istiyor, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle, dikkat ettiniz mi bilmiyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden hiç bahsetmiyor, neden bahsetmiyor? 16 yıldır ülkeyi yöneten adam ülkenin geleceğiyle ilgili tek kelime edemiyor. Ülkenin geldiği hazin duruma bakın, 24 Haziran'dan sonra anlatacağım, diyor, neden şimdi anlatamıyor, çünkü söyleyeceği hiçbir şey yok, çünkü, deniz bitti. Ekonomiyi düzelteceğim dese, 16 yıldır sen batırdın, diyecekler. Bunu çok iyi biliyor. Sen 24 Haziran'dan sonra hiçbir şey açıklayamazsın çünkü 24 Haziran'dan sonra sen olmayacaksın. Konuşunca Batı'yı asıyor, kesiyor sonra ayaklarına gidiyor borç istiyor. Kendisi gidiyor sonra Mehmet Şimşek gidiyor. Dolarla borç alıyorlar, o ülkeler hemen çıkarıp vermiyor parayı, önce şartlarımızı yerine getir, diyor, faizleri arttır, diyor. Geliyor içeride bağırıyor, faiz çok yüksek, Türkiye dünyada en yüksek faizle borç alan ülkesi. Türkiye'yi bu borç ve faiz batağından kurtarmamız gerekiyor. Türkiye bu duruma nasıl geldi? Dünyada planlama diye bir şey var. Ülkeler 50 yıl, 100 yıl sonrasını hesap ederek hareket ediyorlar. Biz devlet planlama teşkilatını kapattık. Önümüzü göremiyoruz. Sandığa giderken nasıl bir gelecek istediğimizi düşünerek oy kullanacağız. Eski sisteme dönmek istemiyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun getirdiği bir sistemdir. YÖK vardır, lider sultası var. Biz %10 seçim barajının kalktığı, gençlerin, kadınların daha fazla yer aldığı bir meclis istiyoruz. Biz demokratik parlamenter sistem istiyoruz, Türkiye tarımdan çıksın, ekmesin, diye telkinde bulunuyorlar. Çiftçinin, sanayinin, hizmet sektörünün önemini vurgulamak için söylüyorum bunları, tarımla teknolojinin buluşması lazım. Yoksa sağlıklı verim elde edemezsiniz. Bizim dışımızda bunları bu kadar açıkça ortaya çıkan başka bir parti yok, şimdi bilişim çağındayız eğer bu çağı yakalayamazsak sanayi devrimini yakalayamayan Osmanlı İmparatorluğu gibi oluruz. Dış politika konusunda proje üreten tek partiyiz. Suriye altyapısı kablosu niye Amerika'dan Kanada'dan gidiyor niye Denizli'den gitmiyor, Türkiye'ye dolar yağdıracağız, ön yargıyla sandığa gitme zamanı değil, işçisi, memuru, sanayicisi, lokantacısı, herkesin sandığa gitme zamanı, çiftçinin borcunu tamamen sileceğiz.